Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte yeni bir rehber serisine başlayacağız. Bu rehber serimizde amacımız Dark Souls 3'ü baştan sona bütün içerikleriyle bitirmek. Bu rehber serisi özellikle Dark Souls 3'ü ilk kez oynayacak olan oyuncuları hedefleyen bir rehber serisi. Bu seride benim amacım Dark Souls 3'e ait bütün mekanikleri hem oyunun bize açıkladığı hem de açıklamadığı gizli mekanikleri sizlerle paylaşmak. Oyundaki yerden lootlayabileceğimiz bütün itemları lootlamak. Oyundaki bütün NPC karakter questlerine dair alternatif sonları ve gidilebilecek sonları göstermek. Yani bütün NPC karakter questlerini tamamlamak. Oyundaki ana ve opsiyonel bossların tamamına yer vermek. Ana oyunu ve DLC'leri bütünüyle baştan sona bitirmek. Bu rehber serisinde bütün bu içerikleri sizlere anlatırken aynı zamanda bir mekaniği açıklamışsam, özel bir item'ı lootlamışsam, kaçıncı dakika, kaçıncı saniyede lootladığımı, kaçıncı dakika, kaçıncı saniyede açıkladığımı video açıklamasında bulunduruyorum. Direkt video açıklamana bakarak hangi item'ı nerede, ne zaman aldığımı, nasıl aldığımı, hangi videonun ne kısmında bu item'a yer verdiğimi görebilirsiniz. Lütfen bunlardan faydalanın. Olur da rehber serisinde açıklamış olduğum bir içerik kafanızda tam olarak oturmadıysa, yine de merak ettiğiniz şeyler varsa, videonun yorumlarından sorularınızı sorabilirsiniz. İlgili videonun içerisinde yorum olarak sormanıza fayda var. Genelde mesela Dark Souls'la alakalı bir rehber serisi paylaştıktan sonra Elden Ring'e ait bir şey paylaştığımda Elden Ring'den sorarsanız, Elden Ring'e ait bir videoda Dark Souls'a ait bir soru sorarsanız bunun cevaplamam zor olabiliyor. Dolayısıyla ilgili videoda sorarsanız ha bu soruyu şu yüzden soruyor bu izleyici deyip ona göre cevap verme imkanım olur. Ek olarak video açıklamasında Discord kanalımızın linki bulunuyor. Discord kanalına katılıp oradaki Dark Souls 3 metin kanalından varsa sorularınız veya paylaşmak istedikleriniz, yaşadığınız komik, eğlenceli, dehşet olaylar oradan videolarını, içeriklerini, sorularını sorup paylaşabilirsiniz. Bu rehber serisine ait olan ilk 3-4 videoyu net olarak karar vermedim açıkçası. O yüzden 3-4 diye biraz farazi belirtiyorum. İlk 3-4 videoyu şimdiden izleyebilirsiniz. Bütün genel izleyici kitlesine ilk 3-4 video açık olacak. Tatlı tatlı oradan rehber serisini takip edebilirsiniz. Eğer ki kanalın katıl üyesiyseniz bu rehber sayısına ait olan bütün videoları ilk günden itibaren izleyebiliyor olacaksınız. Kanalın katıl üyelerinin böylesi bir avantajı var. İleride çıkacak olan rehber sayıları için de benzer durumla geçerli olacak. Burada her bir videoyu kendi içerisinde bir konsepte bağlayacak şekilde aslında çekmeye karar verdim. İlk videomuzun amacı Dark Souls 1 ve 2'deki hikayenin Dark Souls 3'ü etkileyen ana kısımlarını paylaşmak. Karakter oluşturma ekranını açıklamak, oyunun başlangıç sınıflarını tanıtmak ve karakter build ekranının içeriklerine yer vermek olacak. Bir sonraki videoda ise oynanışa geçiş yapıyor olacağız. O yüzden eğer ki direkt oynanışa geçmek istiyorsanız bir sonraki videodan devam edebilirsiniz. Katıl üyesi olmak için yine video açıklamasının en üstünde ilgili link bulunuyor. Aynı zamanda bu video rehber serisinin playlisti, yani bütün videoları içeren playlist, kanaldaki playlistler sayfasında mevcut. Oradan erişebilirsiniz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan New Game diyerek aslında oyunumuzun açılış sinematiğini geçiyor olacağım. Şu an için oyun sesini mutlamıştım. Burada sinematikle birlikte açmak istiyorum. Yes, indeed. It is called Lothric. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words.
deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Evet. Açılış sinematiğimizi tamamladık. Eğer ki oyunu ilk kez oynuyorsanız bu sinematikteki cümleler, içerikler hiçbir şey ifade etmemiş olabilir. Ben elimden geldiğince şu an Dark Souls 1'deki bizi açılış sinematiğini anlamlandırmamıza yardımcı olacak kadarını lore anlamında hikaye anlamında sizlerle paylaşacağım. Aynı şekilde Dark Souls 2 ve Dark Souls 3'ün de geçişleri yapıyor olacağım. İlk olarak Dark Souls evreni aslında çok güzel inşa edilmiş bir evren. Birçok gizeme hakim olan bir evren. Bu evren ilk başlarda tamamen gri bir yapıya sahip. İçerisinde sadece ejderhalar var. Aynı zamanda Archtree dediğimiz bir tip ağaç tipi bulunuyor. Başka hiçbir şey yok. Hills'ın, yani gel zaman git zaman bir şekilde ortaya alev çıkıyor. Alevin neden, niçin çıktığını bilmiyoruz. Ama bir şekilde ortaya alev çıkıyor. Bizim kendi evrenimizdeki Big Bang teorisi gibi düşünebilirsiniz. Bir anda bir patlama oluyor. Bu patlamanın neden olduğunu bilmiyoruz. Yani bir teori olarak bunu sunuyoruz. Bir şekilde ortaya alev çıkıyor. Ve çıkan bu alevle birlikte bu dünyaya zıtlıklar geliyor. Aydınlık ve karanlık gibi. Sıcak ve soğuk gibi. Bu zıtlıklar bu dünyanın dengesinin bozulmasına sebep oluyor. İlk çıkan bu alevin içerisinden normalde alev çıkana kadar bu dünyada aslında var olan fakat varlıkları fark edilmeyen canlılar bu alevin içerisinden Lord ruhu dediğimiz ruhları elde ediyorlar. Elde ettikleri bu ruhları kullanarak bir nevi bir insan krallığı ortaya çıkartıyorlar. Bu krallığa aslında önce olan aile Gwyn ve Gwyn'in ailesi. Lord of Sunlight diye geçer, güneş ışığının lordu diye geçer. Kendisi o alevin içerisinde elde etmiş olduğu ışık ruhuyla birlikte bu dünyaya aydınlık çağı getirmiştir. İnsanlar için krallıklar kurulmuş, insanlık için altın çağ yaşanmıştır. Buradaki kritik bir bilgi şu. Neyin aydınlık çağı olduğuna Gwyn ve Gwyn'in tayfası karar veriyor. Yani Gwyn aslında bu dünyanın tanrısı olarak geçiyor. O şekilde anılıyor, o şekilde tapılıyor kendisine. Ve Gwyn'in ailesinden bireyler halen daha aslında Dark Souls 3 evreninde de yaşamını devam ettirmekte. Zaman içerisinde o aile bireyleriyle de tanışacağız. Fakat önemli olan şey şu. Biz her ne kadar oyunun hikayesinin dolayısıyla o dönemi altın çağ olarak değerlendiriyor olsak da aslında oyunun gizemlerini ortaya çıkardıkça bu altın çağın bir sahtekarlıktan ibaret olduğunu öğrenme imkanımız olacak. Bunun detaylarına ilerleyen videolarda gireceğim.
Gawain bu altın çağı getirdikten sonrasında tatlı tatlı insanlar gayet güzel, mutlu krallıklarını vesaire inşa edip hayatlarına devam ediyorlar. Fakat Dark Souls evreninin bir kuralı var. Başlayan her şey son bulur ve son bulan her şey elbet tekrar başlama fırsatı bulur. Dolayısıyla bu bir anda ortaya çıkan bu alev sönmeye başlıyor. İlk oyunda bizler seçilmiş kişi olarak bu alevi tekrar yakmak göreviyle uzun bir yolculuğa çıkmıştık. Çıktığımız bu yolculuk sonrasında dilerseniz o alevi yakabilirsiniz. Dilerseniz o alevi yakmaktan vazgeçip yani tekrar aleve can vermekten vazgeçip o alevin sönmesini sebep olabilirsiniz. Alev sönse dahi elbet tekrar yanıyor olacak. Alevi siz tekrardan can, hani aleve tekrardan can verseniz dahi elbet tekrar sönmeye başlayacak. Bu döngüden kaçmak mümkün değil. Bu döngü başlangıcında alevin sönmeye başladığı o dönemde Undead laneti dediğimiz bir lanet bu dünyayı sarıp sarmalıyor. Bu dünyada her yere yayılıyor. Undead laneti oyunda genellikle humanoid yani insansı olan ama insansı olması şart değil. Köpeklerde, kuşlarda vesaire gözlemlenen varlığın, canlının akli yetilerini kaybettiği, en geçmiş anısından başlayacak şekilde sahip olduğu anıları unuttuğu ve zaman içerisinde dost düşman ayırt etmeksizin insanlara saldırmasına sebep olan bir lanet. Undead lanetinden korunmak %100 oranda mümkün değil. Bizler Dark Souls evreninde ruhlar elde ederek, elde ettiğimiz bu ruhlardan bir nevi beslenerek Undead lanetini bir nevi zapt etmeye, dizginlemeye çalışıyoruz. Bunu yapan tek karakter bizler değiliz. Bunu oyunda yapan bir sürü NPC, bir sürü başka karakterle tanışacağız. Fakat varsayalım ki bir NPC karakter ihtiyaç duyduğu o Undead lanet noktasında ihtiyaç duyduğu içerikleri karşılayamamış olsun. Bu durumda Hollow dediğimiz yapıya evriliyor. Hollow dediğimiz duruma geçiş yapıyor. Bir karakterin Hollow olması demek, o karakterin artık geri dönülemez bir şekilde, iyileştirilemez bir şekilde artık akli dengesini kaybettiğini ve dost düşman ayırt etmeksizin herkese saldırdığını ifade eder. Bu oyunda Dark Souls 3'te bizler aslında yine bir undead olarak bu dünyada bir maceraya başlayacağız. Bizim karakterimizin undead oluşu buradan geliyor. Undead laneti bunu ifade ediyor. Dark Souls dünyasındaki aydınlık ve karanlık çağlar bu anlatmış olduğum içeriklerden ortaya çıkıyor. Dark Souls 2 oyununda Undead lanetinden kurtulmak için nasıl bir yol izleyebiliriz? Bundan kurtulmanın bir yolu var mı? Bir şifası, bir devası var mı? Bunun için yine uzun bir yolculuğu takip etmiş, uzun bir yolculuğa çıkmıştık. O yolculuk sonunda aslında bu lanetten kurtulamadığımızı ama lanet üzerimizde olsa dahi özel bir item'ı kullanarak, özel bir tacı kullanarak bunu dizginleyebildiğimizi öğrenmiştik. O item bizde olduğu müddetçe artık undead ya da hollow olmuyorduk. Fakat sadece ve sadece o item'a sahip olan kişi böylesi bir güzellikten faydalanabiliyordu. Diğer o dünyada yaşayan diğer NPC'ler, karakterler bundan faydalanamıyorlardı. Dolayısıyla aslında dünyayı bu noktada kurtarmak diye bir şey mümkün değil gibi gözüküyor. Dark Souls 3'te oyunun çok farklı alternatif sonları var. Bizler bütün sonları nasıl elde edebileceğinizi, elde edilen sonların ise ne ifade ettiğini oyunun son videolarında, daha doğrusu ana oyun tamamlamış olduğumuz videolarda açıklayacağız. İçiniz rahat olsun. Burada açılış sinematiğinde ilk önce bu bölgeye Lothric dendiğini öğrendik. Yani bizim maceramız Lothric bölgesinde geçiyor olacak. Bizler ilk oyunda Lordran isim verilen bir bölgede aslında maceramızı gerçekleştirmiş, maceramızı yaşamıştık. Burada da Lothric bölgesindeyiz. Her ne kadar bu bölgenin adı Lothric olsa da zamanında Lordran olan o diyarların üzerine kurulmuş bir diyardır burası. Dark Souls evreninde alevin yanıp sönmesi ve bu döngünün devam etmesine bağlı olarak değişen tek şey dünyanın aydınlık ve karanlık çağlara girmesi değil, aynı zamanda bu dünyada bulunan yapıların, krallıkların, toplulukların değişiyor olması, evrim geçiriyor olmasıdır. Dolayısıyla burada dolaşmakta olduğumuz birçok diyar aslında Dark Souls 1'de ve Dark Souls 2'de denk gelmiş olduğumuz, içlerinde dolaşmış olduğumuz
koridorların, binaların, kalelerin, şatoların olduğu diyarlar. Yine Dark Souls 1 ve 2'ye Dark Souls 3'te bol miktarda göndermeler var. Bu göndermeleri yeri geldiğinde ben de değiniyor olacağım. Sadece şu önemli bilgiyi vermek istiyorum. Dark Souls 2'deki lore bilgisi, hikaye bilgisi Dark Souls 3'te değişmiş durumda. Dark Souls 2'deki kimi aldığımız item açıklamalarını öğrendiğimiz veya öğrendiğimizi düşündüğümüz hikayeler Dark Souls 3'te yalanlanıyor ya da yalanlandığı ortaya çıkıyor. Daha sonra yalan olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Dark Souls 2'de öğrenmiş olduğunuz bir bilgi Dark Souls 3'te birebir bir şekilde karşınıza çıkmıyorsa bunun temel sebebi budur. Aklınızda bulunsun. Yine açılış sinematiğinde ayağa kalkmakta olan böyle yerden yükselen farklı farklı karakterler gördünüz. Burada açılış sinematiğinde öğrendiğimiz şey tekrardan alevin sönmeye başlamış olduğu. Alev tekrar sönmeye başlayınca çanlar çalmaya başlıyor ve çanların çalmasıyla birlikte Lords of Cinder dediğimiz bir nevi köz lordları diye çevirebiliriz bunu. Yani daha önceden alevi yakmış ya da yakma yetisine sahip olmuş, o yetiyi kazanmış önemli karakterler, bu dünyanın efsaneleri tekrardan ayağa kalkıyorlar. Bunlar ayağa kalkıp aslında bunlar yani onların ayağa kalkıyor olmasının temel sebebi veya ayağa kaldırılıyor olmasının temel sebebi aslında bu alevin tekrardan herhangi bir tarafından yakılmasının bekleniliyor olması. Fakat hiçbir tanesi bu görevi üstlenmek istemiyor. Hiçbir tanesi gidip tekrar alev yakmak derdinde değil. Onlara ek olarak bir de bizim karakterimiz mezarından kalkıyor olacak. Bizleri oyunun yine açılış sinematiğinde şöylesi bir ifadeyle tanıtıyor oyun. Diyor ki, Nameless Accursed Undead, isimsiz lanetli undead, unfit even to be cinder, bir köz dahi olmaya yetkinliği olmayan, yani bir köz dahi kıymeti olmayan diye çevirmek daha doğru olabilir. İsimsiz lanetli undead diye bir cümleyle, bir sıfat tamlamasıyla, yani nasıl ifade etmek isterseniz, bizleri ifade ediyor. Yani bizler oyunun başında güçsüz mü güçsüz, kendisinden hiçbir şey beklenmeyen standart bir karakteriz. Fakat oyun Dark Souls oyunlarının hepsinde bir seçilmiş kişi vardır. Bir kehanet ve bu kehanete bağlı olarak ortaya çıkması beklenen bir seçilmiş kişi vardır. Tahmin edeceğiniz üzere bizler bu oyunda seçilmiş kişiyi oynuyor olacağız. Ve orada en son cümlesinde Does Ash Seeketh Embers diye bir cümle duyuyorsunuz. Yani buna bağlı olarak Ash, Kül, Ember arayışında olur. Ember arayışını Türkçe'ye birebir, yani Ember kelimesini Türkçe'ye birebir çevirmiyor olmamın temel sebebi ilerleyen bir iki videoda göreceksiniz ki Ember kelimesi yani Türkçe tercümesinden çok daha farklı bir anlama sahip Dark Souls evreninde. Oradaki anlamı biraz daha göstermek, yani görsel olarak ifade etme imkanım olduğunda bu cümleyi daha iyi anlamlandırabiliyor olacaksınız. Efendim daha fazla hani hikaye kısmında uzatmıyorum. Değineceğimiz hikayeyle alakalı başka önemli içerikler de var. Onları yeri geldiğinde belirtiyor olacağım. Şimdi ben bilgisayarda Xbox controller kullanarak oynuyorum. İçiniz rahat olsun, oyunu PlayStation 4 kontrolörle veya PlayStation 5'te veya Xbox'ta veya klavye ve mouse'la oynayabilirsiniz. Klavye ve mouse ile gayet güzel bir konfigürasyonu var. Herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Ben kontrol ile oynamayı daha rahat bulduğum için kontrol ile oynamayı tercih ediyorum. Ama buradaki karar tamamen sizlere kalmış durumda, aklınızda bulunsun. Şimdi isim kısmına istediğiniz şeye gelirsiniz. Ben Ayaz 100 diye girmiş olayım. Hani %100 bir oynanış rehberi, bir tür tam çözüm rehberi olacağı için. Hani cinsiyet noktasında istediğinizi alabilirsiniz. Hani erkek kız fark etmez, hangisinden rahat ediyorsanız onu tercih edin. Hiçbir şey yok, etkisi yok. Demon's Souls'dan geliyorsanız yine içiniz rahat olsun. İster erkek ister kız karakter seçmiş olun. Her türlü zırhı, her türlü içeriği hem kız hem erkek karakterler kullanabiliyorlar. Age noktasında hani genç, işte olgun ya da yaşlı olarak tercih edebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış. Burada bir class içeriğimiz var. Bu class işte sınıf, başlangıç sınıfımızı ifade ediyor ve başlangıç sınıfı aslında oyunda nasıl bir oynanışa gitmek istediğinizi belirlediğiniz yer oluyor. Şimdi ilk olarak şunun bilgisini vermek istiyorum. Burada şövalye, işte paralı asker, savaşçı, herald, thief, ne bileyim işte yani hırsız, assassin falan, bunlara bir sürü şey var, class var burada. İstediğiniz klası tercih edebilirsiniz. Bir mesela sorcerer, büyücü. Bir büyücü olarak başlamazsanız asla büyücü olarak oynayamayacaksınız
diye düşünmeyin. Bir büyücü olarak başlamayıp bir şövalye olarak başlayıp oyunun ilerleyen noktalarında kendinizi bir büyücü olarak değiştirebilirsiniz. Bir büyücü olarak oyunu oynayabilirsiniz. Başlangıç sınıfları sadece ve sadece oyunun başında nasıl oynayacağınızı ve oyunda oynamak istediğiniz oynanış şekline daha rahat erişmenize imkan tanıyor. Bundan, bu iki şeyden başka hiçbir işe yaramıyor. Ne demek bu? Mesela ben şövalye olarak oynuyorsam kılıç kalkan kombatıyla oynuyorum demektir. Şövalye olarak başlarsam kılıç kalkan kombatına daha erken başlıyorum ve tahmin edeceğiniz üzere yeni bir tane kılıç, daha güçlü bir kılıç, daha güçlü bir kalkan kullanmak istediğimde daha rahat bir şekilde o kılıcı, o kalkanı kullanma imkanım oluyor. Olur da ben büyücü olarak başlayıp kılıç kalkan oynanışına geçiş yapmak istersem bir şövalyeye nazaran daha fazla ruh harcamam gerekecek. Peki, bu ruh harcamak, bu geçiş neyi ifade ediyor? Şimdi buradaki klaslar arasında geçiş yaparken sağ tarafta dikkat edin, üst, yani bir miktar statlarımız var, statlarımız değişiyor ve aynı zamanda oradaki slotlardaki itemler değişiyor. Peki, statlar neyi ifade ediyor, itemler neyi ifade ediyor? İlk olarak burada level'ı görüyorsunuz. Level 9, level'ın ne olduğunun bir önemi yok. İsterseniz 9, isterseniz 8 olsun, bu bir şey ifade etmiyor. Temelde level'ınız kaç ise o level'ın bir üst level'a geçerken o kadar fazla ruh harcayacaksınız demektir. Örneğin level 8'den level 9'a geçmek için 100 ruh harcıyorsak level 9'dan level 10'a geçmek için 120 ruh harcıyor olacağız. Level'ımızı arttırmak için aşağıdaki herhangi bir stat'a puan vermemiz yeterli. Statları ifade etmek gerekirse Vigor statını arttırmak canınızı arttırıyor. Etiyonma statınızı arttırmak mananızı arttırıyor ve belli eşik değerlerini aşmanız durumunda birden fazla büyü kullanma imkanınız oluyor. Endurance statınız staminanızı arttırıyor. Vitality statınız giyebildiğiniz zırh ağırlığını arttırıyor. Strength ve Dexterity, Strength Endeksi veya Dexterity Endeksi silahların hasarını arttırıyor. Intelligence büyülerinizin hasarını arttırıyor. Fate mucizelerinizin hasarını arttırıyor. Hem Intelligence hem Fate pyromancilerinizin hasarını arttırıyor. Luck ise biraz gizli bir mekaniğe sahip, hem düşmanların düşürebileceği özel itemların düşme ihtimalini arttırıyor, hem de kanama build'ı dediğimiz özel bir build var. O build de kanama hasarını veya kanama etkisini arttırıyor. Şimdi, buradaki klasları tanıtmak gerekirse, bizler hemen şimdiden bilgisini vereyim, Knight klası ile maceramıza başlıyor olacağız. Knight ve Warrior klasları Strength Build klasları diye geçerler. Bu klaslar temelde Strength Build'dan kastımız aslında bu stat üzerindeki bir build'ı ifade eder. Bu klaslarımız biraz daha ağır zırhlar kullanır, biraz daha hantal silahlar kullanır, biraz daha fazla hasar vurur, yavaş hareket ederler. Oyunda özellikle tank bir build gitmek istiyorsanız, biraz güvenli bir şekilde oynamak istiyorsanız Knight ve Warrior klasları gayet uygun klaslardır. Knight ve Warrior tam madem ikisi de aynı şeye hitap, yani aynı şeye hizmet ediyor, niye Knight klasını tercih ediyoruz diye merak eden arkadaşlar olabilir. Knight klası ile Warrior klası arasındaki stat dağılım farkını görüyorsunuz. Ben bu oyunu yani bu rehber serisini çekerken aslında bir diğer amacım da sizlerin biraz daha özgür bir şekilde bu rehber serisini takip etmenize imkan tanımak. Knight klası yeni başlayan oyunculara bu özgürlüğü vermek için çok iyi bir klas oluyor. Dolayısıyla bizden Knight klasıyla başlayacağız. Dileyen arkadaşlar Warrior klasıyla başlayabilirler. Belli başlı içeriklerde level'lar noktasında farklılıklarımız olacağı için birebir takip noktasında bazı içeriklerde zorlanabilirsiniz ama içiniz rahat olsun. Oyunun sonuna geldiğimizde hem sizin hem benim bütün statlarımız birebir aynı olabilir. O noktada bir sakınca, bir çekinceniz olmasın. Şimdi Knight ve Warrior zaten bu rehber serisi boyunca oynarken açıklayacağım ve mekaniklerini anlatacağım klaslar olacak. Mercenary klası özel bir klastır. Özel bir klas olmasının temel sebebi şu. Burada ilk satıra bakacak olursanız bu oyunun başında sahip olacağınız silahları ifade ediyor. İkinci satır kalkanları, asaları, pyromancer eldivenini, talismanları ya da charmları ifade ediyor. Yani özel kullanılabilen ikinci silahlar gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü satır yüzüklerinizi ifade ediyor. Dördüncü satır oklarınız. Beşinci satır arbalet oklarınız. Altıncı satır kullanabileceğiniz büyü, pyromancy ya da mucizeler. Yedinci satır kullanabileceğiniz özel itemler. Sekizinci satır ise bütün karakterlere aynıdır. Bunlar oyundaki özel içerikler. Bunları da sizlerle bir sonraki videoda paylaşacağım. Ne olduklarını ifade edeceğim. Şimdi
Mercenary klasının özel olmasının en temel sebebi aslında oyunun başlangıcında sahip olduğu şuradaki Twin Cell Sword silahları oluyor aslında. Bu silahların özel olmasının temel sebebi şu. Oyunu DLC'ler dahil olacak şekilde sadece ve sadece bu silahları kullanarak bitirebilirsiniz. Başka hiçbir silah geçiş yapmanıza gerek yok. Başka hiçbir değişiklik yapmanıza da gerek yok. Silahlar bu derece güçlüdür. Online PvP'de çok güçlü olmasalar da zayıf değillerdir. Fakat PvE anlamda, yani bosslara, AI'ya, yapay zekaya vesaire kapıştığınız noktalarda kullanabileceğiniz en iyi silahlardan bir tanesi bu. Dolayısıyla eğer ki kullanmak istiyorsanız bu klasla başlayabilirsiniz. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlamlandırabilmek adına kanalda Dark Souls 3 için yapmış olduğum bir challenge'ın videosu bulunuyor. Eğer ki kanaldaki videoları en eskiden en yeniye listelerseniz en eski video olarak karşınıza o video çıkıyor olacak. O videonun içeriğinde Dark Souls 3'ü hiç ölmeden, sadece ana oyunu hiç ölmeden bu karakterle ve bu silahları kullanarak bitirmiştik. Dilerseniz o video serisi, yani video serisi değil, tek bir video. O videoyu izleyerek bu karakterin nasıl bir oynayışa sahip olduğunu, bu silahların nasıl bir kombata sahip olduğunu izleyebilir, gözlemleyebilirsiniz. Eğer ki keyif alırsanız Mercenary klasına başlayabilirsiniz. Herald klası bir mucize build klası olarak geçer. Fate statı yüksek olduğu için Herald klasıyla kanalda Fate build rehberini çekmiş bulunuyorum. Yine bu saymış olduğum build rehberlerinin hepsinin linki video açıklamasında mevcut. Direkt video açıklamasına tıklayarak oradan ilgili linke giderek bu rehber videonu görebilirsiniz. Nasıl bir katkısı olur bu rehber videolarının size? Fate build rehberinin şu an izlemekte olduğunuz rehberden farkı aslında şu. Fate build rehberine bizler sadece ve sadece Fate build'ına odaklanıyoruz. Oyundaki bütün itemleri almaya çalışmıyoruz. Oyundaki bütün questleri yapmaya çalışmıyoruz. Oyundaki bütün bossları kesmeye çalışmıyoruz. Sadece ve sadece Fate build'ını ilgilendiren, o build nezdinde oyunu baştan sona bitirmemize imkan tanıyan bir rotayı takip edip oyunu bitiriyoruz. O Fate build rehberindeki 5. 6. 7. 8. videoyu açın. Bakın nasıl bir oynanışa sahip, nasıl bir kombata sahip, size uygun mu? Bu kombattan keyif alır mısınız? Bir değerlendirin, ölçün, biçin. Daha sonrasında eğer ki hoşunuza gidiyorsa Herald Class'a başlayabilirsiniz. O rehber videosundaki içerikleri bu rehber videosuyla kıyaslayarak devam ettirebilirsiniz. Thief klası Dexterity build'lar için geçer. Thief ve Assassin Dexterity build karakterleridir. Dexterity build'ın Strength build'dan farkı şudur. Dexterity build daha atik, daha hızlı saldıran silahlara barındırır. Ve genellikle Dexterity'nin yanına hep alternatif bir başka build kasılır. Nasıl yani? Bir Dexterity build oyuncusu aslında Pyromancy'den de faydalanabilir, büyülerden de faydalanabilir, mucizelerden de faydalanabilir. Genellikle de faydalanması gerekir. Çünkü silahlarının ana hasarını o faydalandığı içeriklerle iyice güçlendirerek daha fazla hasar vurma imkanı bulur. Bizler de Knight klasında bir başka build'dan faydalanacağız. Nedenini ve niçinini yeri geldiğinde ifade edeceğim. Thief klasıyla yine kanalda bir tane Dexterity rehberi bulunuyor. Kanama build'ı üzerine oyunun biraz daha gizli mekaniklerine yer vermiş olduğum bir rehber serisi o. O kanama build'ından bir izleyin, kullanılabilen silahlara vesaire bakın. Thief klasıyla ilerleyebilirsiniz. Özellikle katana, samuray build'ı tadında bir build gitmek istiyorsanız Thief, Assassin veya Mercenary ile başlayabilirsiniz. Mercenary de bir Dexterity build sınıfıdır. Hani ama elindeki silahlar dolayısıyla biraz daha saf Dexterity build içeriği olarak geçiyor. Aklınızda bulunsun. Sorcerer büyücüyü ifade eder. Büyücüler genellikle uzaktan düşmanlara büyü atarak saldıran, yakın kombatta az hasar vuran, yüksek oranda hasar alan karakterlerdir. Büyücü olarak oynamak oyunun belli başlı noktalarında çok keyifli. Dark Souls 1'den gelen arkadaşlar varsa Dark Souls 3'te bir büyücü Dark Souls 1'deki kadar güçlü değil, oradaki kadar OP değil ama yine de eğlenceli. Yine bu yani yine YouTube kanalında Dark Souls 3 büyücü rehberi bulunuyor. O rehberi takip ederek bir büyücü olarak oyunu nasıl baştan sona bitirebileceğinizi gözlemleyebilirsiniz. Özellikle sondaki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü büyücü biraz daha oyunun sonlarına doğru güçlü büyülerini elde eden, biraz daha oyunun sonlarına doğru yüksek hasarlar vuran bir karakterdir. Dolayısıyla hani oyunun özellikle DLC'lere geçiş noktasında ne kadar keyifli bir büyücü build'ına gidebileceğini görmek istiyorsanız o rehber serisinden birkaç tane spoiler yiyerek büyücü oynanışını izleyebilirsiniz.
Yine kanalda bir Pyromancer rehberi de bulunuyor. Pyromancer oldukça eğlencelidir. Benim en keyif aldığım build'lardan bir tanesi Pyromancer build'i. Oyunda temelde alev büyüleri kullanarak, yani Pyromancer'lar kullanarak düşmanlara hasar verdiğiniz bir build. Büyücüden farkı şudur, Pyromancer her zaman için uzaktan saldıran bir karakter değildir. Temel sebebi de şu, büyücünün kullanmakta olduğu büyüler yaklaşık olarak hani bir şeyde bir manayı sıfırlayana kadar 20-30 tane atabilirsiniz. Pyromancer'de ise genelde 8-9 tane atma imkanınız olur. Daha yüksek hasar vururlar ama daha az kullanma imkanınız olur. Dolayısıyla Pyromancer hem silahlardan faydalanan hem de Pyromancer'dan faydalanan bir class tipidir. Yeni başlayan arkadaşlara Pyromancer rehberini çok tavsiye etmem. Tavsiye etmemin temel sebebi eğer ki oyuna ve oyunun oynanışına aşina değilseniz bir miktar sizleri zorlayacaktır. Cleric build'ı az önce ifade etmiş olduğum Herald ile aslında paralel bir mucize build'ıdır. Mucize build'ı gitmek için kullanılabilir. Eğer ki mucize build'ı gitmek istiyorsanız Cleric yerine benim nacizane tavsiyem Herald'ı tercih edin. Çünkü stat dağılımı biraz daha başarılı bir sınıftır Herald sınıfı. Deep Dark klası ise oyundaki Dark Souls'taki Challenge Run'larda kullanılır. Dark Souls'un bütün oyunlarının çok ama çok değişik Challenge Run'ları var. Oyunda hiç level almadan oyunu bitirmek istiyorsanız buyurun efendim level 1 olarak Deep Dark klası ile başlayıp oyunu baştan sona bitirebilirsiniz. Oyunda hiç hasar almadan oyunu bitirme challenge'ları, hiç level yapmadan bitirme challenge'ları, her boss'u öldürünce öldürmüş olduğunuz boss'un ruhu ile boss'un silahını elde edip hiç hasar almadan oyunu bitirme challenge'ı gibi gibi bir sürü challenge bulunuyor. Dark Souls evreninde veya Dark Souls oyunlarında YouTube'da ve Twitch'te bunlara dair bir sürü yayıncının içeriklerini bulabilirsiniz. Türkiye'ye çok fazla yapan arkadaş yok fakat yabancı yayıncılarda birçok kişi bunları yapıyor. Merak edenleriniz varsa incelesinler, baksınlar derim. Oyunu bir tur bitirdikten sonrasında birkaç kez daha bitirince bu tür challenge'lar biraz daha keyifli gelmeye başlıyor. Aklınızda bulunsun efendim. Ben dediğim gibi Knight class'ını tercih ediyorum ve Knight class'ına bağlı olarak rotamızı devam ettiriyor olacağız sizlerle birlikte. Şimdi başlangıç içeriği olarak tercih edebileceğimiz bir hediye içeriği mevcut. Yani hediye içeriği alabiliyoruz. Hiç almayabiliriz. None opsiyonu seçerek hiçbir hediye almaksızın oyuna başlayabiliriz. Niye böyle bir şey yapalım? Hazır oyun bize bir güzellik sağlıyorken o güzellikten faydalanmak isteriz. Buradaki herhangi bir hediyeyi alıyor olmak demek diğer hediyelerden mahrum kalıyor olmak demek değildir. Buradaki bütün itemları oyunun içerisinde de alma imkanımız olacak. Dolayısıyla bir hediye tercih ederken gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ben her birinin ne olduğunu ve hangilerini almanızı tavsiye ettiğimi ifade edip sonrasında kendi hediyemi seçeceğim. Lifelink sahip olmanız durumunda bir miktar çok ama çok az bir miktar daha fazla canınızın olmasına imkan tanıyor. Divine Blessing bir kereliğe mahsus olmak üzere canınızı baştan sona dolduruyor. Hidden Blessing bir kereliğe mahsus olmak üzere mananızı baştan sona dolduruyor. Divine Blessing aynı zamanda yukarıda bakarsanız Cures Ailments diye bir ifadesi mevcut. Hani oyunda zehirlenme gibi, toksik olma gibi farklı farklı status efekt dediğimiz efektler var. Bunu da zamanla tanıyor olacağız. Bu efektleri de aslında gideriyor. Black Fire Bomb tahmin edeceğiniz üzere çok yüksek oranda alev hasarı vuran bir alev bombası. Fire Gem elinizdeki silahı alev ile efsunlamanıza imkan tanıyan özel bir gem içeriği. Sovereign Soul alıp kullanmanız durumunda bir kereliğe mahsus olarak yüksek oranda ruh veren bir item. Rusted Gold Coin toplamda 7 tane verir size bundan. Oyundaki düşmanları öldürdüğünüzde o düşmanlar kullanmakta oldukları silahları, itemları ya da zırh setlerini düşürebilirler. Bazı silahların düşme ihtimali %80 iken bazılarının düşme ihtimali %1, %5 filandır. Eğer ki özel bir silahı düşürmek istiyorsanız, özel bir item'ı farmlamak istiyorsanız Rusted Gold Coin'lere faydalanabilirsiniz. Oyunda özellikle Platinum Achievement'ını kasmak isteyen arkadaşlar varsa, yani ben elbet günün sonunda bu bütün Achievement'ları alacağım, bütün Achievement'ları yapacağım ve bunlar için İşte online aktivitelerin tamamına uğraşmak istemiyorum. Oyundaki belli başlı düşmanları tekrar tekrar öldürerek onların %1-2 oranında düşme ihtimali olan itemları farmlamak istiyorum diyorsanız Rusted Gold Coin'i almak daha mantıklı olacaktır. Crack Red Eye Orb kullanmanız durumunda bir başka oyuncunun dünyasına gidip onu işgal ediyorsunuz. Kırmızı bir karakter görünümüne geçiyorsunuz ve o karakter, o dünyanın oyuncusunu, o dünyadaki karakteri öldürmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapabilmek için oyunu online oynuyor olmanız lazım. Online oynamadığınız müddetçe Crack Red Eye Orb çalışmaz, işe yaramaz. Online PvP yapmanıza imkan tanıyan bir itemdir. Eğer ki oyuncuyu siz öldürürseniz
bir miktar ruh elde edersiniz. Aynı zamanda PvP yapmış olursunuz. Oyuncu sizi öldürürse kendi dünyanıza geri ışınlanırsınız. Ve hani kaldığınız yerden hayatınıza devam edersiniz. Young White Branch kullanmanız durumunda içerisinde bulunduğunuz ortama uyum sağlayacak şekilde karakterinizi kamufle eder. Mesela bir bataklıktaysanız zehirli bir çiçeğe dönüşürsünüz. Bir kütüphanedeyseniz bir tane sandalyeye veya masaya dönüşürsünüz gibi. Online PvP'de bir oyuncu gelip sizi öldürmeye çalıştığında Young White Branch'ten faydalanarak saklanıp o kişiyi pusuya düşürebilirsiniz. Böylesi bir katkısı var. Şimdi yeni başlayan arkadaşlar nezdinde hangi itemleri almanız daha mantıklı olacaktır ifade etmek gerekirse. Rusted Gold coin'leri alabilirsiniz. Dediğim gibi bir item farmlamak istiyorsanız. Black Firebond'ları alabilirsiniz. Oyunun başında bir miktar daha fazla hasar vurmak için. Lifeling'i alabilirsiniz. Bir miktar daha fazla canınız olsun diye. Hangisini alacağınızı, hangisinden faydalanmak istediğinizi tamamen lütfen sizler karar verin. Benim nacizane tavsiyem yeni başlayan arkadaşlara Lifeling'i almanızdır. Bir miktar, çok az bir miktarda olsa canınızın olmasını katkı sağlayacaktır. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara. Oyunu dediğim gibi bütün başarımları almak istiyorum. Şu an %100 bir oynanış rehberi izliyorum. Bu rehber serisini tamamladıktan sonra bütün başarımları kasacağım diyorsanız ben her bir başarımı nasıl alacağınızı ifade edeceğim. İçiniz o noktada rahat olsun. Ama bazı başarımları almak için ya online co-op ya online PvP yapmak lazım. Ve onlar saatler, hatta belki günler süren aktiviteler. Dolayısıyla onlar bu rehber serisinin bir parçası olmayacak. Ama bunları farmlayabileceğiniz, elde edebileceğiniz içerikler var. O içerikleri farmlamak isterseniz, online aktivitelere girmeden elde etmek isterseniz Rusted Gold coin'lerden faydalanabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış efendim. Ben burada Black Fire Bomb'u almayı tercih ediyor olacağım. Biraz daha oyunun başında daha fazla hasar vurmak için. Burada Base Preset'lerden yani oyunun başında direkt oyunu geliştiren arkadaşların bizler için oluşturmuş oldukları başlangıç simalarından herhangi bir tanesini tercih edebilirsiniz. Build olarak hani karakterinizin görünümünü değiştirebilirsiniz. Biraz daha işte ne bileyim hafif tontiş, hafif böyle işte güçlü, yapılı ya da işte sıska vesaire belirleyebilirsiniz. Ben genelde standart veya slim'i tercih ediyorum. Hani tamamen hangisini alacağınız sizlere kalmış. Appearance noktasında ise burada hani karakterinizin işte gene cinsiyetini, yaşını, sesini, fiziğini, görünüşünü, işte ten rengini, cilt rengini vesaire her şeyini değiştirebilirsiniz. Yüzdeki işte saçlarını vesaire güncelleyebilirsiniz. En son her şey yaptıktan sonra Save the Favorites deyip bunu favorilerinize kaydedebilirsiniz. Kaydettiklerinizi mesela şu şekilde, benim yapmış olduğum basit bir tane değişiklik vardı bu rehber videosuna hazırlık olsun diye. Kaydettiklerinizi buradan seçip direkt şey yapabilirsiniz. Nedir adı? Uygulayabilirsiniz. Hani ben mesela burada geçip bu karakteri geçmiş, yani bu görünümü geçmiş bulundum. Kayıtlı olduğu için bunlardan faydalanabiliyor olacaksınız. Aklınızda bulunsun. Efendim dediğim gibi ilk video aslında biraz daha oyunun hikayesine, oyunun başlangıç sınıflarına ve belli başlı temel mekaniklerine değindiğim bir videoydu. Ve dediğim gibi oyunun, yani bu rehber serisinin ilk birkaç videosu şu an yayında. Dolayısıyla hemen bir sonraki videodan seriye devam edebilirsiniz. Seriyi takip edebilirsiniz. Orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.